Fatih Tünler meselesine de şok oldum. Ben kesin odur diyordum. Meğer adam yurt dışında tutukluymuş. Ya Pelin bir baksana sen, o belgeler sahte falan olmasın, bir oynama moynama yapmasınlar. Bu imza ve damga sana yeter mi? Bir de fotoğraflara bak istersen. Ya ne bileyim kızım ya, o kadar çok şey yaptılar ki artık paranoyak olmama ramak kaldı ya. Arkadaşlar, bu evrak bize Metin'in katil olmadığını ispat ediyor. Artık buna Ömer de itiraz edemez. Bu evrak diyor ki, katil başkası. Şimdi elimizde bir rasim kaldı, bir de bulamadığımız silah, ona yüklenelim. Tutuklu yargılanacaktı değil mi? Hangi cezaevinde acaba? Benim onu konuşturmam lazım Serhat'la ilgili. Ya ben zaten çok gittim üstüne. Bir şey bilse öterdi yani. Yani iki defa telefonla konuşmuşlar, bir kere de dışarıda buluşmuşlar. Yani Serhat herkesten yerini saklıyormuş. Kimse bilmiyor nerede olduğunu. Benim sabrım kalmadı Arda. Oğlumu bulmam lazım. Tamam, merak etme. Bulacağız yeğenimi. Kavuşturacağız annesiyle, tamam? Demet, bu herhalde 20. mesaj oldu. Hala ses yok senden. Ama ben özür dilemekten vazgeçmeyeceğim. Gerçekten özür dilerim. Hadi gel konuşalım. Biliyorum, çok kızdın ama açıklamam için fırsat da vermiyorsun. Ya anne ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum öyle mi? Sen ne yapıyorsun Demet? Kimle mesajlaşıyorsun kız? Mert. Elif ablaların evinde tanışmıştık ya. Tayyar Dündar'ın oğlu. Kız bu amcanın nefret ettiği Tayyar Dündar değil mi? Evet. Ya ama Mert evi terk etti. Benim gibi şirkette çalışıyor. Anne Mert çok iyi biri. Onca parayı bırakıp niye çıkmış baba evinden? Bu zamanda çalışılıp o kadar zengin olunur mu ya? Aman. Miras hakkı diye bir şey var. Bana bak, babası reddetmez onu. Bu oğlan zengin doğdu, zengin ölür. Ben diyeyim sana. Gel bakayım. Dur şöyle gel. Aferin kız. Ananı sefaletten kurtaracaksın ha. Zengin damat buldun ha. Ya anne o kim ben kim, bakar mı Mert bana hiç? Kızım ben aşk nedir bilmem. Ama bir adamı nasıl böyle avucunun içinde tutacağını çok iyi bilirim. Bana bak. Sen bu Mert'i bugün süründür. Yarına kadar ne cevap yaz ne de telefonlarına cevap ver, anladın mı? Evet tamam. Bırakalım bakalım. Mert Efendi'nin gönlü şöyle bir kaynayıversin. Demet. Sakın bir yerini elletme. Kırarım o kafanı, haberin olsun. Ya anne ya. Bu kim şimdi? Anam. Kız bunlar nereden çıktı şimdi? Ay Nedret Hanımcığım, ne iyi ettiniz de geldiniz. Buyurun. Ay ya, keşke arasaydınız da hazırlansaydık. Olsun, olsun. Ha, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Fatma Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Paltonuzu alayım. Yok Ervan Hanımcığım, çıkartmayayım. Çok affedersiniz. Size haber vermeden geldim ama. Estağfurullah. Konuşmamız gereken çok önemli bir konu var. Hayırdır inşallah? İstediğin kadar hayırdır inşallah de bacım. Bu ani gelişin pek hayırlı bir tarafı yok. Kim bilir senin oğlan gene ne kabahatler etti. Hiç uslu durduğu yok ki zaten. Ay Fatma abla alemsin. Sen de taktın bizim Ömer'imizi. Ben size şimdi bir köpüklü kahve yapayım. Yanında da çifte kavrulmuş var. Nasıl içersiniz? Yok, yok Melike Hanım. Gerçekten zahmet etmeyin.
biz Ervan Hanım'la şöyle biraz özel olarak görüşelim. Ondan sonra da kaçacağım. Gerçekten işim var. İyi madem. Melike, sen yorganları ters yüz ediyordun değil mi? Hadi kızım, başta da geç kalma. Peki annem. Fatma bacım, sen yabancımız değilsin. Bize az müsaade, ha? Belli belli yabancı olmadığımız. Senin oğlunun kırdığı cevizleri dinleyecek değilim. Boş yere baş ağrısı. Mesele nedir? İpek. Bir oğlu varmış. Haberiniz vardır herhalde. Öyle mi? Yok, şimdi sizden duydum. Varmış, varmış. Ben de kendime göre bir araştırma yaptım, ufak çaplı. Azıcık karışık bir mesele. İpek Ömer'den ayrıldıktan sonra hemen Yıldırım nikahı yapmış. Bir hafta sonra. 7 ay sonra da bir bebeği olmuş. Şimdi ben tabii çok merak ediyorum Ervan Hanım. Acaba bu çocuk İpek'le Ömer'in olabilir mi? Ervan Hanımcığım, gerilmenin hiçbirimize faydası yok. Ayrıca gerçekleri öğrenmek hepimiz için iyi olacak. İnanın. Hadi gidin içeriye sorun bakalım. Neler anlatacak İpek? Ne diyeceğimi bilemiyorum ki Nedet Hanımcığım. Yani inşallah konuşur. Ay yok. Ben eminim canımızı sıkacak bir şey yoktur. Yok. Ben sizin kadar emin olamıyorum. Çünkü biliyorsunuz bu eski gelininiz biraz şaibeli bir kadın. Öyle gizli saklı işlere biraz fazla meraklı gibi geliyor. Konuşacağım Nedet Hanım. Konuşacağım. Konuşmayacaksınız, öğreneceksiniz. Ben de bu sorunun cevabını mutlaka bugün alacağım. Aksi takdirde Elif'e kuşkularımdan söz etmek durumundayım. Aman, aman ne olur. Elif'e şimdilik bir şey demeyin. Kolay gelsin. Anacığım, hoş geldin, hayırdır? Gel. Gece çatışma olmuş, çocuklar yaralanmış diye duydum. Evlere sağmadım, bir sorayım dedim ama çocuklar vurulmuşlar, sabah mesaiye koşmuşlar. Evladım, niye dinlenmiyorsunuz? İyiyiz Elvan annem, merak etme. Peki. Sen nasılsın İpek kızım? İyiyim Elvan teyze, sağ ol. Hep iyi ol, geçmiş olsun. Cümleten. Anacığım gel otur şöyle. Gel, ayakta kal. Çay içer misin Elvan teyze? Ay yok kızım, sen işine bak. Ben zaten geçerken uğradım. Bir soluklanayıp çıkacağım. Bütün gün iskemle tepesinde olmaz ki. Senin dinlenmen lazım yavrum. Hah, söyle Elvan teyzem. Bizi dinlemiyor, sen çek kulağını. Ben de şimdi birazdan çıkacaktım Elvan teyze. Eve gidip dinleneceğim hakikaten. İyi, hadi kalk gidelim. Ben seni eve bırakayım, birlikte gidelim. Ya yok, hiç zahmet etmeyin siz, ben kendim giderim, ne olacak? Ne zahmete kızım, itiraz etme. Bak, gelmemde bir hayır varmış, gördün mü? Seni yatırayım, içim rahat etsin. Hadi kızım, kalk. O zaman ben size bir araba ayarlayayım. Bizim çocuklar bıraksın sizi, ha? Keser döndü, sap döndü tayyar. Bak, vakit bize geldi. Senin bu son zamanlardaki hallerin beni bayağı endişelendiriyor emmi oğlu. Ecelin kendi elinden olacak gibi. Ümidini yitirme. Savaş emmi oğlu, savaş. Ne savaş kardeşim? Neyi tutsam elimde kalıyor? Hani alıyordun kızı? O da kankileri gibi çetin ceviz çıktı. Ne zannettin ya? Senin adamların gibi mi?
Ümidini yitirme emmi oğlu. Ben o kızı satın alacağım. Peki oğluna rağmen hayır demiş. Neyi satın alıyorsun sen? Oğlunun kulağını hediye paketinin içinde gördüğünde kabul eder. Ana o Hüseyin, ana. Anaları bilirsin. Evlatlarının parmağına küçücük bir kıymık battığında yataklara düşer. Vaktimiz kalmadı Tayyar. Ömer'in eline geçmeden o görüntüleri almamız lazım. Ağrın var mı güzel İpek'im? Biraz var ama önemli değil. Vah yavrum. Gözüm görmüyor ama Ömer bunların üstüne saatlerini yazmış. Galiba ilk bunu alacaksın. Oğlun mu? Evet. Pek yakışıklı maşallah. Kara saçlı, kara gözlü. Allah bağışlasın. Sağ ol Elvan teyze. İpek kızım. Sana bir şey soracağım ama darılmaca, gücenmece yok. İçime bir kuşku kemiriyor. Yok, tabii sorun Elvan teyze. Oğlun Ömer'e çok benziyor. Sen de erken doğum yapmışsın diye duydum. Elvan teyze, oğlan Ömer'den mi diye soruyorsun? Ne yalan söyleyeyim, çok merak ediyorum. Sözünü etmeyeyim diyorum ama bir gecede gittim, bir gecede döndüm be güzel kızım. Yani başına neler geldi, Ömer'imden neden yüz çevirdin hala bilmiyoruz. Sakladın bir şeyleri. Bak İpek kızım, seni kendi öz kızım gibi severim bilirsin. Ama Ömer şimdi çok mutlu. Bu çocuk Ömer'dense bilmem gerekiyor. Yok, yok değil, endişelenmeyin. Kesin değil, değil mi? Yani babası Ömer değil. Yani durup dururken bu sorguyu nereden çıkardınız Elvan teyze bilmiyorum ama sizin yerinizde bir başkası olsa cevap bile vermem. Haklısın kızım. Allah evladının güzel günlerini göstersin sana. Bunlar ne Muzaffer abi? Bunlar size geldi Nilüfer Hanım. Tamam, sağ ol. Tam 14 haftadır ayrıyız. 14 haftadır benim istediğim, hayal ettiğim gibi yanımda değilsin. Bana evet de güzel kız. Karım ol. Sana söz verdiğim hayatı yaşatayım. Bu gece heyecanla seni bekliyor olacağım. Alo. Aldın mı çiçeklerini? Evet. Sesin pek hoşuna gitmiş gibi gelmiyor ama. Bak Fatih, yapma böyle şeyler. Herkesin gözü üzerinde, zaten yakında yakayı ele vereceksin. İşte benim karım. Beni benden de çok düşünür. Nilüfer, bugün senin kıymetini bir kez daha anladım biliyor musun? İyi tamam. Kapatıyorum ben o zaman. Çünkü söylediğin hiçbir şey umurumda değil artık. Bugün hayatımda ilk defa Tayyar Dündar'ı acıdım. Neden? Çünkü benimki gibi bir kadına hiçbir zaman sahip olamadı ve olamayacak da. Fatih, bana ne babandan ya? Bana ne babanın sevgilisinden? Anlatıyorum işte. Bir adam için bu hayattaki tek önemli şey kadınıdır. Herkesten her şeyi saklayabilirsin ama sevdiğinden saklayamazsın. Bir nefes kadar yakınsındır ona. Ama bak Pınar'a. Meğersem Ömer'in evdeki casusuymuş.
Ben engellemesem neredeyse pederi Ömer'e satıyor değil mi? Bunların da ne yaşadığı belli değil. Bu hayatta senden başka güvenebileceğim hiç kimse yok Nilüfer. Beni düşün. Oğlunun selamı var. Aslan oğlum. Oğlu çok yaramaz çıktı. Bazen zapt edemiyoruz. Allah korusun ya elimizden kaçar bir uçurumdan aşağı düşerse. Hangi anne evladının acısına dayanabilir? Ciddiyetimizi anlamak istiyorsan hemen anne tıba gönder, kanı tahlil ettir. Bakalım kimin çıkacak? Cinayetiyle ilgili neredeyse 8 kilometrelik bir alanı taradım. Cesedi bulduğunuz yerin yakında bir benzin istasyonu var. Küçük, yol üstü bir yer. Orada bir şey yakaladım. Cinayetle alakası olduğuna eminim. Ya da kötü bir tesadüf, bilmiyorum. Bu bilgiyi sadece size göstermem gerek. Gece herkes gittikten sonra sizin odada buluşalım. Bir tek siz olun, bir de İpek. Başka kimse olmasın. Telefon dinleniyor olabilir diye buradan mesaj gönderdim. Lütfen telefonda bile bu mevzuyu konuşmayalım. Gece 11'de sizdeyim. Nerede oturuyor Emre? Gidip görelim. Ben akşama kadar bekleyemem. Devrem, çocuk uygun olsa gelin derdi. Biz bekleyelim. Yani akşama kadar böyle bekleyecek miyiz? Ya acil müdahale edilmesi gereken bir şeyse? Bekleyeceğiz Arda. Emre ne diyorsa onu yapacağız. Çocuk ne bulduysa artık telefonda söylemeye bile korkmuş. Delili de Emre'yi de tehlikeye atamayız. 11'i bekleyeceğiz ve bilgiyi öğreneceğiz. Mobese mi? Evet, biz Arda ile çıktık şubeden. Zorla beni bir yere götürüyor. Ömer de yok, Elif'e gitti. Sen 11'de gel, tamam mı?
İpek. Fikrini değiştirdin demek. Oğlumu getirin, size görüntüleri getireceğim. Oldu Bil, sıkıntı yok. Ama eğer oğlumu getirmezseniz görüntüleri asla alamazsınız. Oğlunu göreceksin. Görüşme yerini ve zamanını mesaj olarak bildireceğim sana. Efendim, kız fikrini değiştirmiş. Görüntüleri getirecek. Yola geldi demek. Güzel. Güzel. Elif'im. Bir dakika. Hazır şu İpek mevzu açılmışken seninle biraz konuşmak istiyorum. Ben biraz araştırdım bu kızı. Senden de icazet almıştım, hatırlıyorsun değil mi? Evet. Bir şey mi oldu? Ne bileyim, kafam karıştı. Bu kızın ailesinde de kendinde de biraz böyle karanlık şeyler var. Bir sırlar saklıyorlar sanki. Ne sırrı ablacığım, ne saklıyorlarmış? Yani şimdi ben ne bileyim, araştırıyorum. Bir milletvekili arkadaşım var, ona sordum. O biraz araştıracak falan. Öğrenince ben de sana söyleyeceğim. Merak etme bebeğim. Hadi hadi. Sıkma canını. Gül bakayım. Azıcık bir çıkayım yukarıya. Şu yüzümü bir değiştireyim ayol. Sabahtan beri üstümde. Ha? Eşeğini sağlam kazığa bağlıyorsun. Benim seninle konuşmam lazım Elif. Çok önemli söyleyeceklerim var. Şu anda gerçekten hiç keyfim yok Nülüfer. Yani şirketle ilgiliyse konuştuk, bitti. Nefret ediyorum senin bu küstah halinden ya. Ne küstahlığı? Yalan mı, konuşmadık mı? Tamam, seninle konuşmak isteyen de kabart zaten. Nülüfer dur, tamam konuşalım. Bir kere de dinle Elif ya. Postalamadan önce bir kere de dinle, ne oldu diye bir sor. Bu aile kafası çalışan tek kişi sen değilsin, tamam mı? Tamam, haklısın, özür dilerim. İçeri gel, konuşalım. Geçti artık, çok geç. Nülüfer. 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 Merhaba. Kötü bir zamanda geldim galiba. Yok, klasik Elif Nülüfer sahnesi işte. Alıştık artık. Sen niye geldin peki? Niye? Nişanlının evine gelemez miyim? Elif. Söz veriyorum. Az konuşacağım, çok düşüneceğim. Ama önce bunları yapabilmem için sana sarılmam gerekiyor. Ne yapacağız? Sen benim için böyle bir gönül ilişkisi, sıradan bir aşk değilsin. Sen hayatsın. Sen dünyamsın. O gece kader bizi bir araya getirdi. Eğer birbirimizin elinden tutmasaydık bu yolda ilerleyemezdik. Evet. İlişkiler birbirini alıştırabilir. Anılar birbiriyle yarışabilir. Ama asıl olan hayattır Elif.
Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Sen olmazsan bu nefes kesilir. Diğer söyleyeceğin şey ne? Öyle gözlerini kocaman açtığına göre bir şey var. Bizim Emre Bahar'ın cinayetiyle ilgili bir şey bulmuş. Gece 11'de emniyette buluşacağız. Bakacağız hep beraber. İşe yarar bir şeydir herhalde değil mi? Büyük ihtimalle. Peki sen niye böylesin? Bu işin altından abim çıkacak diye çok korkuyorum. İçim içimi yiyor Elif. Olacak mı peki? Elif, İpek cinayet büroda çalışan bir komiser. O da bu işin bir parçası. Peki, ona güveniyor musun? Yani ona gerçekten %100 güveniyor musun? Elif. Ömer, abinle ilgili her şeyi onun yanında konuşuyorsunuz. Ya sonuçta yıllardır görmedin. Nereden biliyorsun aynı olduğunu? Ya değiştiyse? Elif, ne olur içindeki ses sustur. Ne olur. Bak daha önce bunu konuştuk. Konuşmanın bir faydası yok. Tamam. Tamam. İçimdeki geveze Elif'i susturuyorum. Tamam. Güzel. Güzel. Tamam. O zaman ben emniyete gidiyorum. Çalışmam lazım. Gece görüşürüz. Görüşürüz. Yukarıda selam veremedim. Bir durum vardı da. Önemli değil. Benim seninle konuşmak istediğim önemli bir şey var. Ama özel. Özel mi? Hayırdır? Gerçekten çok önemli Ömer. Olur, konuşalım. Elif'i de çağıralım. Yok, hayır, olmaz. Yani Elif'i değil, ben sadece seninle konuşmak istiyorum. Elif Hanım. Efendim. Nülüfer Hanım'la ilgili olarak biri buraya gelen giden olursa, bir şey duyarsan görürsen bilgim olsun demiştiniz. Evet. Bugün Ömer Bey'le Nülüfer Hanım kapının önünde konuşuyorlardı. Tamam, görüşelim, buluşalım gibi laflar geçti. Sonra Nülüfer Hanım çıktı gitti. Emniyete gitmiş olabilir. Bilginiz olsun dedim. Allah Allah, ne oldu acaba? Başka bir şey konuştular mı? Yok, vallahi başka bir şey duyamadım. Tamam Muzaffer abi, sağ ol. Sen bana benim arabamı hazırlar mısın? Tamam efendim. Efendim. Sana veda etmek için aradım Ömer. Ne vedası, ne oluyor? Ömer, çok kötü bir şey oldu. Artık Tayyar'ın yanında yaşayamam. Bir dakika, bir dakika. Neredesin? Hemen geliyorum. Ömer, biz annemle gidiyoruz. Fazla vaktim de yok. Ama Tayyar'da bir CD var. Abinle ilgili. CD mi? Evet. İçinde ne var bilmiyorum ama. Dinleyemedim. Fatih Dündar yakaladı beni. Elimden aldı CD'yi. Tayyar'a söylemem falan dedi ama inanmıyorum ben. Havaalanına gidiyorum şimdi. Ha, bir dakika. Kaçmana gerek yok. Ben seni korurum. Hangi havaalanına gidiyorsun söylesene. Ömer, kendine iyi bak. Daha önce konuşmalarımızda haklıydın sen. Ben çocuğumla yeni bir hayat kuracağım kendime. İnşallah sen de Tayyar'ı yakalarsın. Pınar. Pınar. Eşyalarını toplamış,
çantasını almış, tıpış tıpış çıkmış gitmiş. Ulan bana niye haber vermezsiniz? Niye engel olmazsınız siz? Spor çantası gibi küçük bir çantayla çıktı. Eski kıyafetlerimi vakfa bağışlayacağım dedi. Tahmin edemezdim kaçacağını. Ulan, ulan Pınar kim ki? Pınar kim ki Tayyar Dündar'ı terk ediyor? Kim bu kadın? Akıllıca davranmış. Ne diyorsun sen çocuk? Gitmeseydi başına gelecekleri biliyordu diyorum. Bak, burada senin emmi oğlunun ses kaydı var. Pınar'ı Ömer'e mesaj atarken yakaladım. Satıyordu seni. Meğer Pınar benim koynumda beslediğim bir yılanmış. O vakit kafasını ezmekten başka çare kalmadı. Eninde sonunda bulacağım onu. Ama benim oğlum da tam bir aslanmış ha. Aslan oğlum benim. Fatih peşimi bırakmıyor. Telefon numaranı değiştiriyoruz. Koruması sokağa çıkmıyorsun. Aslında sen istemezsen adam sana ulaşamaz. Ya bunların hiçbiri işe yaramıyor Ömer. Biz bunları daha önce denedik. Yani Fatih kafasına koyduğu her şeyi yapabilen bir manyak, bilmiyor musun? Manyak olduğunu anlaman da büyük bir aşama. Sen hiç yanlış birine aşık olmadın mı? Beni artık buna yargılamaktan vazgeçin ya. Ben seninle başka bir şey konuşmaya geldim. Bir planım var. Neyle ilgili? Babamın katilini bulmaya çok yakınım. Tayyar'ı da, Fatih Dündar'ı da avucumun içine alabilirim. Nasıl olacakmış bu iş? Fatih benimle evlenmek istiyor. Onunla evleneceğim. Nilüfer saçma sapan konuşma. O zaman hep yanlarında olabilirim ve yani yaptıkları bütün pis işlere tanıklık edebilirim. Sen kafayı mı yedin? Bırak herkes kendi işini yapsın. Sen o adamdan uzak dur yeter. Ben zaten ikisini de yakalayacağım. Ömer çok güçlüler. Ya şimdiye kadar yaptıkları her şey yanlarına kar kaldı. Fatih hep beni kullandı. Ben onlar yüzünden ailemi karşıma aldım. Aileme zarar verdim ben. Şimdi ben de aynısını ona yapacağım. Ben ailemi Fatih ve Tayyar Dündar'dan kurtaracağım. Eğer onunla evlenmem gerekiyorsa da evleneceğim. Sen bana yardım etsen de etmesen de yapacağım Ömer. Ya lütfen bir kerecik söz dinle ya. Ya Allah rızası için kalbim, hadi geç şuraya lütfen. Of. Komiserim, tutuklamayacaksınız değil mi benim? 3 tane evladım var benim. Tek maaşla hepsinin geçimini sağlıyorum ben. Sen merak etme. Sen benim dediklerimi harfiyen yap. Hiçbir sorun çıkmayacak, tamam? Pardon, biraz geciktim. Şidem, hayatım. Hoş geldin. Aa, ama sen ayakta kalmamalısın artık lütfen. Otur bak şöyle. Yorulmaman lazım değil mi? Alo. Alo Emre, ben İpek. Niye arıyorsun? Telefon sakat olabilir dedim ya. Ne oldu? Kısa keseceğim. Planlarda bir değişiklik oldu. Bizim çocukların biraz işi çıktı da. Sen görüntüleri bana getir, ben emniyetteyim. İyi, tamam. Birazdan oradayım. Tamam. Bekliyorum. Nilüfer. Unut. Unut bu işi. Senin de başka şansın yok Ömer, biliyorum.
Ya kabul et. Pınar'ı kaybettiğini biliyorum. Artık Tayyar'ın evinde ajanın kalmadı. Sen nereden biliyorsun? Çünkü Fatih bana her şeyini anlatır. Ve kimseye anlatamadıklarını da anlatır. Bak ben olmadan onlara ulaşamazsın. Çünkü Fatih'in en büyük zaafı benim. Ya senin en büyük zaafın Fatih. Nasıl yapacağız? Öfkeyle kalkıp zararla oturacaksın. İkili oynamak çocuk oyuncağı mı zannediyorsun ha? Kendini tehlikeye atacaksın. Gülfer, sen adamı seviyorsun. Pınar Tayyar'dan nefret ediyordu. Hem de o herifin kirli işlere, pis işlere bulaştığını bile bile o herifi seviyorsun. Çünkü aşk senin gözünü kör etmiş. Tamam kabul, evet gözlerim kördü biliyorum. Ama artık öyle değil Ömer. Artık bitti. Ya Fatih'i gördüğünde kendini kaybeden, her şeye inanan Nilüfer yok artık. Olmaz Nilüfer, olmaz. Kendimi tehlikeye atmana izin vermem. Tamam diyelim ki o heriften nefret ediyorsun. Bunu böyle kabul edelim. Nasıl olacak? Ha? O adam sana aşkla bakacak. Sevgi bekleyecek, dokunmak isteyecek. Ne yapacaksın? Nefretini nasıl gizleyeceksin ha? Her gün yavaş yavaş kendini öldüreceksin. Ömer, ben zaten öldüm. Nilüfer'i de, içimdeki Fatih'i de yavaş yavaş öldürdü o. İlk aşkımı, kahramanımı, hepsini aldı benden. Şimdi aynısını da ben ona yapacağım. İşte kızınız. Hı? İki tane mi bebek var orada? Ne? Galiba. Aa, üç oldu bu. Bazen göremiyoruz ama. Yok artık ama, dört oldu ya. Çiğdemciğim biraz daha uğraşsan biz basket takımı kuracağız. Ne oluyor doktor bey? Aa, geldi, beşinci de geldi. Basket takımı tamam. Ya biraz daha zorlarsan futbol takımı bile kurabiliriz bence. Ha gayret. Onlar bize el mi sallıyorlar? Aa, gerçekten el sallıyorlar ya. Yalancı annemize selam söyle diyorlar bak. Bak Arda ben. Eğer seni de bu oyun arkadaşını da tutuklamamı istemiyorsan hemen defol git buradan. Bak ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Sen ne yaptıysan Pelin'le beni ayırmak için yaptın. Ama boşuna uğraşma çünkü başaramayacaksın. Allah belanı versin senin. Ben senin için savaşıyordum be, senin için. Ama görüyorum ki değmezmiş. Sen de bunun hesabını vereceksin. Ama Çiğdem Hanım. Çiğdem Hanım bekleyin, bekleyin lütfen. Ben anlaşmamızı bozmadım. Tekrar merhaba kalbim. Herkes iyi değil mi? Getirdin mi? Nerede bu ya? Tamam bir sakin ol. Hepsi burada. İçine bakmayacak mısın? Sonra bakarım, biz çocuklarla hallederiz. Bir şey soracağım. Bunun kopyaları var mı sende? Yok. Ne düşüneceksiniz, ne yapacaksınız bilemedim. Başkasının eline geçmesin diye sildim. Tamam. İyi yapmışsın. Sağ ol, sen gidebilirsin. Zaten çocuklar gelmeyecek.
ben de. Thank you.